Evet abi, edelim. Panonun önüne geçeydik, bir şey yapaydık. Şeydi. Hiç öyle şeyler yapmadım. Nasılsınız? Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 12. adam Erkan Bey'in gidesi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok heyecanlıyız. Bütün dünyayı gezdi, en son biz izleyeceğiz. harika bir şey olduğuna eminim. Erkan abi yapıyorsa mutlaka çok güzeldir. Biz de izleyeceğiz. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Sizin sporla aranız var mıdır peki? Ben evet, futbol oynuyorum, basket oynuyorum. Var sporla aralarımız. Ne sıklıkla? Yani haftada bir halı saha maçlarımız oluyor. Basket öyle geceleri zaten her gece çıkıyoruz yaklaşık ondan sonra. Onun dışında kendi evimde de spor alanı kurdum. Orada spor yapıyorum. Yaz sezonu da bitti. Ufaktan beri yaz sezonunu değerlendirdim. Nasıl bir yaz sezonu geride kaldı sizin için? Yani ben çalışarak geçirdim. Çok tatil yapamadım maalesef. Tatil yapan arkadaşlarıma buradan çok selam söylüyorum. Yeni sezonda başladı artık. Tekrardan ayrılsın. Kış sezonunda neler olacak, neler gelişecek, neler planlayacak bizde? Yani biz de bekliyoruz. Bu sezon bana göre en heyecanlı sezonlarımızdan bir tanesi. Başlangıcından da belli olduğu gibi. Umarım güzel olur. Bizde çok bilgimiz yok. Gökhan Horzun biliyor her şeyi. Bize bilgi vermiyorlar. O yüzden biz de heyecanla bekliyoruz yani neler olacağına dair. Sabırsızlanıyoruz oynamak için. Peki son olarak aşk hayatınıza da bazı gelişmeler oldu. İhanet iddiaları vardı. Sonrasında tekrardan bir barışma olacak vardı. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani... Açıklamaları ben bu konuda muhatabına yapıyorum. Muhatabı da insanlar değil maalesef. Bunu konuşmanın yeri de burası değil. Daha sonra inşallah başka bir zaman başka bir şekilde konuşuruz. Peki sonrasında Miray Hanım'la hiç daha görüştünüz mü? Telefonla ya da mesajlar? Sonra konuşuruz bunları. Bak, fotoğraflar da çıktı bir gece kulübünde sarılırken ama siz miydiniz o? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başka bir sorunuz varsa onları cevaplayayım. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler.